bölümde biraz kasmalar olmuş bayağı. Video ayarları daha güzel. Video grafik ayarlanmış. Gene 60 FPS verecek ama ondan önce kasmamasını umut ediyorum. Bunu aldım. Bir de ekim makinesi aldım. Yumurtalar sattım. Bir tane de damper almıştım. 15 tane. Biraz borca girdim. Arkalar peşini bırakmadı. Yani 150 bin dolarlık bir borcumuz var. Kredi faizini 26 dolar veriyormuş. Çok da değil ama yine de iyi. Kanala ekeceğim demiştim. Kanala ekeceğim şu anda. En son soya fasulyesi ekmiştim. Böyle böyle 3 tarlaya ekim yapacağım. Hem çapalıyor hem de ekiyor. Bunun güzel yanları da var. Bir de gübreleyeceğim. Gübrelemenin şöyle bir faydası var. Daha göstereyim. Verim arttırma. Bir tarlayı ektikten sonra hasatı gübreyle geçirdik. Eğer olgunlaştıkça bir kez gübre vereceğiz. 3 kez olacak yani. Toplamda %30 artıracak. %10 ise sabanla sürmüş tarlalar %10 daha fazla ürün verir. Böylece tarlanın %100 gübrelenmiş olur. Böylece hasılatımız 2 katına çıkacak. Tarlayı gübrelemekle geçecek. Başka ne yapabilirim diye bakacağım şu anda. Gübre makinesi alacağım. Seç. Zaten yeterli paramız yok. Pardon. Bir şeyler satmamız gerekiyor. Geçen videodan, başka videodan satmıştım dedim. Sonra satıyorum. Şimdi ise farklı şeyler satacağım. Basmasaydı olduğu yatarım da biraz sıkıntılı yani. Yani size öyle bir video izletmek istemedim. Bunu da biraz az kasacak ama kasabilir yani. En azından çok fazla kasmak. Diğerine ne kalacak? Buğdayım. Arpa değil. Mısır. Sırat. Fiyatlarına bir bakak bakalım. Buğdayın fiyatı en fazla farmda. Mısırın fiyatı da ikisi de birbirinden uzak yerde değildir. Bir yandan buğday, bir yandan mısır satılmış. Buradan sağdan yoldan yerlerde diye tarlalarda çalışmak lazım. Daha iyi onlar için. Komşular tarlara öyle çalışıp iyi geçinmeye çalışıyorlar. Birkaç mod indirdim. Hatta şöyle göstereyim. Mesela E34 var BMW. Araçlar kısmında. Mesela traktörler kısmında da var.
birkaç traktör modu falan var. Bak burada mesela botlar var. Eğer kurmamı istediğiniz mod varsa yorumlar kısmında atabilirsiniz linkini. Onları da oynarız. Diğer tarlayı da ekmemiz lazım. Bu tarlayı da biçirdik. Tebrik ederim. Oradan çıkarıştırmıştık. Ekmeğimizi satalım. Bununla şey yapıp takmak lazım. O şekilde keyifli olacak. Ne kadar fark var? Burası ne kadar şey buğdayda? Aslında buraya da satabilirim ya. Burada gitmek istemiyorum. 3.700 dolar. 2.000 dolar da burada. Hayvancılık işini de geliştiriyorum ama ilk olarak hangi hayvanla başlayayım bilemiyorum. İnekle mi başlasam koyun mu? Yoksa domuz da olabilir. Bir tarlaya gidip bir iş yapmam lazım. Gübreleme olsun. Mesela hayvan türleri değil de ne kadar büyümüş ona bakayım. İşlendi. Mesela bu tarla gübreleme işi olabilir. Olur. 8.000 dolar. Çoktan iyidir. Hızlı tamamlarız. Yok, ekim işiymiş, pardon. Ben başta gübre öğrenme dedim de ekim işiymiş. Tarlayı bize götürüp düşmeyelim. Gelin. Ama bir süre sonra bu tarlaları burada alacağım. Bak bir oldu şimdi. Bunlar şuraya da bir çıkardım. Thank you.
10 bin dolarımızı aldık. Aşağı yukarı 10.700 dolar yapıyor. Traktörlerin birini mağazaya götürmem lazım. bin455 bu traktörün ismi. Diğerinkine 455 XX. Bunun dışında niye işi bıraktın? Bütün bir defa alına mahsul satın al şeyini yapabilirim. Doğru. Paletler, tohum, tohum, tohuma ihtiyaç çok olacak. Bir de gübre alımı. Gübrelemeden de bunu alır mıydı? Tamam. Her türlü işimize yarayacak. 4 ton alıyorum. Hızlandıracağım. OBS'den dolayı da olabilir. OBS ayarını tam yapamadım. Mikrofon ayarını diye yaptım. Eskiden ama kasmıyordu sanki ama. Yardımcı iş bitirmiş mi? O kadar geldi. Evet, yok, diğer kısmı. Ya da devam etsin ya, zaten ben kaynağımda kaynağımda gidemem şimdi. Zamanı da asistanı hızlandırarak. Ki yeşermesini bekliyor. Bu aracı da eve getireceğim. Ağaçla yanlayarak. Buradan buraya direkt karşıya geçecek. Hadi. Geçemedi. Yapma. Olmadı. Başaramadım. Kök mahsulleri. Burada oyunun detayları veriliyor. 10 çeşit mahsul var. Ekim. Hasat. Kök mahsul işlemi.
Yağ tohumu işleme, yağ tohumu turpu özel bir mahsuldür. Çünkü iş bittiği zaman hasılat edemezsin, göremezsin. Hasiller görünür hale geldikten sonra tarlayı... Ha, bu da güzel. Hani tarlayı belli bir süre ekmedin, ne zaman çıkacakmış bu? Adı mesildir. Bu hasılat edemezsin, göremezsin. Ha, tamamdır. Belli bir süre ekmezsek kendiliğinden çıkacakmış bu. Biz de çapayla ek getireceğiz. Bu işçiler mal diyor, mal. Ya da vazgeçtim, orası açık bir. Akşam oldu daha. O dur dur dur. İlk büyüme gerçekleşti. İlk gübrelememizi yapacağız. Daha sonra ikinci gübrelememizi yapacağız. Üçüncü gübrelememizi yapacağız. Başlatacağız. Atıyorum şimdi. Bunu işçiye vereceğim. Hadi de biz arabamızla çiftliğe geri dön. Tarla gübrelerine dursun. Ben tohum almaya gireceğim şimdi. Tohumları alıyorum. Burada 4 ton tohum alacak kadar kapasite var. Keşke eve de ışınlanabilsin. Böyle bir imkanım yok. Hepsini almışım. Lampayı da boş ver bana. Bunu eve götürmem lazım. Evimize geldik. Gübreleme işlemi tamam mı? Evet, tamam. Evin zamanımızdan bir nokta. Kademeye geçmesin de bir anda. Ben bütün de geçtim.
Işıklar hangi tarafa açılıyor? Ayrılık duyduğu sürede kontrolde ışık geçti. Işıkta hiç yokmuş ya. Olmasa da olmamış. Yiyeceğimiz bir ışık var. Şimdi bekleyeceğiz. Son seviye gübreleme kaldı bir tek. Onu da yaptım mıyım? Tamam. Gündüz oldu. Kilo acaba yeter mi? Yetmez ya. Zaten bir ton daha var. Bu şekilde başlayacağız. Niye bitirdim? Sorabilir miyim acaba? Başlat. Devam. Seni zorla çalıştıracağım. Ha, 3 seviye var. Biz galiba 3'ünü de gübreledik. İlkini de gübreledik. İkinci de gübreledik. Şimdi 3'üncüye gerek bıraktırmıyor galiba. Aynen. Aslında güzel. Gidelim. Aynen. Bu videonun şimdi sonuna gelelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.